Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2022 ayeti soru bankasının çözümlerini beraber yapıyoruz. Logaritmanın son testinde kalmıştık. Son testi isterseniz gelin beraber çözelim. Şimdi ilk sorumuzda demişiz ki ln x eşittir 4 eksi x kare eşitliğinin sağlayan kaç farklı değer olduğunu bulmak isteyen Murat grafikten faydalanıyor. Bakın şimdi normalde siz bu denklemi çözemezsiniz. Ben şöyle söyleyeyim size. fx eşittir gx ifadesi ya siz bu denklemi çözeceksiniz bu denklemin kaç tane kökü olacağını bulacaksınız ya da siz f(x)'in grafiğini çizeceksiniz. g(x)'in grafiğini çizeceksiniz. Bu grafiklerin kesişim noktasına bakarak kaç tane çözüm kümesinde elemanı olduğunu bulacaksınız. Eğer denklemi zaten çözemiyorsanız çözüm kümesini de bulma şansınız yok. En azından kaç farklı değer olduğunu bulabilirsiniz. Yani vatandaşın bizden istediği de bu aynı zamanda. Diyor ki grafiklerini size kolayca bulmaktadır. Hangilerinin çözüm kümesi boş kümedir diyor. Şimdi o zaman biz bir koordinat düzlemi çizdiğimizde e üzeri x'in grafiği birinci öncüldeyiz. E üzeri x'in grafiği budur. X karenin grafiği de budur. Şimdi bu arkadaşlar illa ki birkaç nokta bakın iki noktada kesişiyorlar. O zaman bizden istediği öncül birinci öncül değilmiş. Şimdi yani kesiştiklerine göre çözüm kümesi boş küme değildir. üzeri x'in grafiği buydu. E üzeri x'in grafiği de buydu. He, bakın ln x de e üzeri x y eşittir x doğrusuna göre simetriktirler. Değil mi? Bu F ise mesela bu F'in tersidir. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar kesişmezler. O zaman boş kümedir. Şimdi son öncülümüze bakalım. 2 üzeri x. 2 üzeri x'i çizdiğinizde y eşittir. Pardon. Şimdi son öncülümüzde 2 üzeri x'in grafiği bu. y eşittir 2 üzeri x. Logaritma 2 tabanında x'in grafiğini çizdiğinizde o da budur arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında x. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar da ne yapmayacaklar? Kesişmeyecekler. O zaman ne diyemeyeceğiz? Bunun da çözüm kümesinin elemanı yoktur diyeceğiz. O zaman ikinci ve üçüncü öncüler bizim çözüm kümemizin boş küme olduklarıdır. Yani doğru cevabımız nedir? Bursa'dır diyebiliriz. Birinci sorunun cevabı Bursa'ymış. Şimdi ikinci sorumuzda K bir tam sayı olmak üzere. Yani şunun sonucu bir tam sayı çıkacak. Ee, yukarıda verilen uygulama öğrencilerin logaritmayı kavramalar için oluşturulmuş. Mavi bölge yani mavi logaritmanın içi oluyor. 2'den başlayarak her saniye 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9 yazacak. O zaman şurası A kümesi. Şurası A kümesinden gelecek. Yeşil bölgede yani şurayı kastediyor. Sayısı 3'ten başlayarak her saniye 3, 4, 8, 9. 3, 4, 8, 9 diye şeklinde değişecek. Buna göre aynı anda mavi bölge 2, yeşil bölgede 3 yazılıp uygulama çalışmaya başladıktan sonra K tam sayısı kaç farklı değer alır? Şimdi burada 8 tane eleman, burada 4 tane eleman var. O zaman şöyle başlayacak. Logaritma. Şimdi ben B'ye alttan yazıyorum. 3 tabanında 2 yazıyorum. Sonra bunu bir arttırıyorum. İçinde bir arttırıyorum. Logaritma 4 tabanında 3 oluyor. Logaritma 5 tabanında 4 oluyor. Logaritma pardon. Burası 8 tabanında 4 oluyor. Logaritma 9 tabanında 5 oluyor. Daha sonra tekrardan başa dönüyoruz. Logaritma 3 tabanında 6. Logaritma 4 tabanında 7. Logaritma 8 tabanında 8 oluyor. Ve daha sonra logaritma 9 tabanında 9 geliyor. 3, 3, 4, 8, 9. 3, 4, 8, 9. Alt taraf bu şekilde tekrar edecek. Üst tarafta 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 diye tekrar edecek. Buna göre K tam sayısı kaç farklı değer alır dediğinde 1 diye bir değer alır. Yine 1 diye bir değer alır. Yani bir kere değer vereceğiz. 1 sonucunu alacağız. Sonra tekrardan başa dönecek. O zaman bu sistemde kaç farklı değer alırın sorumlusunun cevabı 1'dir diyebiliriz. İkinci sorumuzun da cevabı Adana'ymış. Şimdi üçüncü sorumuzda diyor ki Serkan bir çokgenin herhangi bir köşesinden başlayarak saat yönünde her köşeye yanlık şekilde gösterilen örnekte olduğu gibi iki tabanda logaritmik değerler izliyor. Logaritma Logaritmik kitabında x sonra bir fazlası içini arttırıyor. Bir arttırıyor gibi. Serkan bir dörtgeninden yani dört kenarlı aynı modellemiyle yazdığı değerlerin toplamı. Yani logaritma iki tabanda x logaritma iki tabanında x artı bir Logaritma 2 tabanında x artı 2. Bu içi olacak. Logaritma x tabanında 2 tabanında x artı 2. Logaritma 2 tabanında x artı 3. Bunları toplayınca kaç buluyormuş arkadaş? Logaritma 2 tabanında 36 buluyormuş. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Logaritmalar toplandığı zaman içleri çarpılıyordu. Şu arkadaşların çarpımı 360 gelecek. Ardışık 4 tane sayının çarpımı kaç gelecek? 360 gelecek. Buna göre başladığı köşeye yazdığı ifade hangi aralıktadır demiş. Arka arkaya gelen 4 tane sayının çarpımı 360 bulabilirsiniz. İşlem de yapabilirsiniz. Burada hani ikinci derece denklem biliyorsanız mesela bakın şu ikisini tercih eder. Şu ikisini tercih ederseniz x x artı 3 ve x artı 1 x artı ikililerini tercih ederseniz buradan x kare artı 3 x gelecek. Bir sonrakinden de x kare artı 3 x artı 2 gelecek. Bu da kaçmış? 360'mış. Şimdi mesela şuraya isim verseniz A deseniz o zaman dağıtırsak A kare artı 2A eksi 360 eşittir 0. Yani burası kaç oluyor arkadaşlar? 20 ile 18 mi oluyor? 20 ile 18. O zaman bu artı bu eksi olursa A'mız kaç gelecek? 18 gelecek. Yani x çarpı x artı 3 18 geldi. Bu şartı sağlayan x değerimiz de 3 ve 6'dır. O zaman x'imiz kaç oldu? 3 oldu. O zaman bize diyor ki başladığı köşeye yazdığı ifade hangi aralıktadır? O zaman ilk neyle başlamış? Logaritma 2 tabanında 3 ile başlamış. Çünkü biz x'i kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Logaritma 2 tabanında 3 de 1 ile 2 arasında bir sayıdır. O zaman cevabımız ne gelecektir? Adana gelecektir diyebiliriz. O zaman 3. sorumuzda cevabı Adana'ymış. Şimdi şuraları silelim. Şöyle gözükmesin orası. Dördüncü sorumuzdayız. Hatta şu, şöyle yapalım. Tamam. Denklemi sağlayan B değeri nedir demiş. Bakın şunu şuna bölmüş ve bunların tabanları aynı. Ben size bunu anlatmıştım. Logaritma 2 tabanında 3'ü biz ne yapabiliyoruz? Şak diye logaritma 3 logaritma 2 diye ayırabiliyoruz. Hatta taban değiştirirken ben bunu logaritma 4 tabanında ya da mesela 5 tabanında 6 bölü logaritma 5 tabanında 2 diye yazabilirim. Taban değiştirdim. Şimdi eşitlik olduğuna göre şu arkadaşla şu arkadaş eşittir. Yani bakın tabanlar aynıysa şak diye açtığınız şeyi siz zipleyebilirsiniz. Logaritma 2 tabanında alt 6 olacaktır. O zaman ben şuradaki ifadede ikisinin de tabanı 10 sa, onları ziplersem 2 üzeri logaritma 2 tabanında ne olacaktır? Log 3 olacaktır. Artı aynısını bakın bunların tabanları aynıysa ben onları zipliyorum. Şu 3 tabana geçecek şimdi. O zaman 3 üzeri logaritma 3 tabanında logaritma 5 oldu. Bu da kaça eşitmiş? Bu da aynı mantıksa a üzeri logaritma a tabanında logaritma b'ymiş. Şimdi şunlar aynı olduğuna göre sonuç logaritma 3 gelir soldan. Burada da bunlar aynı olduğuna göre logaritma 5 gelir buradan. Bu da ne eşitmiş? Bunlar da aynı olduğuna göre logaritma b'ymiş. Bizden b değerini soruyor. Logaritmalar toplantıdan içleri çarpılır. Ve karşı taraftaki logaritma aynı şekilde aynı tabana sahip olduğu için de b kaç gelir arkadaşlar? 15 gelir diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun cevabıydı. Şimdi beşinci sorumuzdayız. fx ve gx birer fonksiyon olmak üzere, bu şartları sağlayan olmak üzere demiş. Logaritma 6 bölü, logaritma bir eşitliğini aşağı yukarı hangisidir demiş. Bu biraz sizin zorlamanız da olacak bir soru açıkçası. Hani ben şöyle baktım soruya. Mesela şu arkadaşla şu arkadaşın yerini değiştirsem. Yani f'in içinde x artı 3 olsa, tersin içinde x artı 3 olsa. Logaritma 5 tabanında x artı 1 gelir. Aynı şekilde bakın şununla şunun yerini değiştirsem bu sefer g'nin tersinin tersinden g fonksiyonu kalacak. g 2x artı 1 kaç eşit olacak? Logaritma 2 tabanında x artı 5'e. Şimdi benden aslında bunu siz bir önceki soruda olduğu gibi ziplerseniz logaritma 5 tabanında 6'dır bu. Logaritma 5 tabanında 6'yı oluşturmak istiyorum diye düşündüm. Şimdi şurada 5 var. Şimdi x'e 1 verirsem şu x aynı olacak. Yani logaritma 5 tabanında x artı 1 ile logaritma 2 tabanında x artı 5 çarptığımda x'e 1 verirsem burası kaç olacak? 2 olacak. Yani burası 2 oldu. Logaritma 5 tabanında 2. x'e 1 verdiğimde burası kaç oldu? 6 oldu. O zaman bu ikisini çarptığınız zaman şunlar birbirini götürür. Logaritma 5 tabanında 6 gelir. O zaman biz x gördüğümüz yere 1. Bunda da x gördüğümüz yere 1 yazarsak f'in tersine 4 ile g3'ü çarptığınız zaman sizden istediği ifade gelmiş oluyor. O zaman doğru cevabımız ne geliyor arkadaşlar? Adana geliyor diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 6. sorumuza. 6. sorumuza diyor ki yukarıda verilen sistemde kırmızı gösterge A da B arasında hareket ederken yani şurası mavi göstergede kırmızı okun hareketine bağlı olarak 1 ve 2 numaralı oklardan bir yönünde hareket etmektedir. Örneğin kırmızı gösterge 10 üzeri 4'ü gösterdi mesela. Şunu gösterdiğinde kutu içindeki ifade yani kutu en 10 üzeri 4'müş. Mavi gösterge de neyi gösterecek? 10 üzeri 4'ü logaritmaya alacak ve 4 diye söyleyecek. Şimdi kırmızı gösterge x değerini gösterdiğinde mavi gösterge de logaritma y artı 2'yi gösteriyormuş. Şimdi kırmızı gösterge x değerini gösterdiğinde direkt şurası. O zaman biz buna logaritma x diye gösterebiliriz. Bu tarafta. Aynı şekilde kırmızı gösterge neyi gösteriyormuş? Logaritma y artı 2. O zaman biz diyeceğiz ki x eşittir y artı 2. Aynısını bir sonraki öncülde de yaptığımızda bu sefer diyeceğiz ki y kare artı y eksi 39 y kare artı y eksi 39 kaç eşit olacak arkadaşlar? x eksi 5'e. Mesela burada x yerine şunu yazarsak o zaman y kare artı y eksi 39 eşittir. y artı 2 eksi 5'ten y eksi 3 geldi. Şu y'ler birbirini götürdü. y kare eşittir 36. y buradan y 6'dır ya da eksi 6'dır. Bizden vatandaş ne istiyor? Logaritma iki tabanında x üzeri y'yi. Şimdi y... E, şimdi şöyle. 6 mı? Eksi 6 mı? Onu bir karar verelim. y değeri logaritmanın içine yazıldığı için ne olamaz? Negatif olamaz. O zaman bunu iptal ettim. y kaç olacak? 6 olacak. O zaman biz logaritma iki tabanında x üzeri y yazacağız. x üzeri 6 yazacağız. Peki eşitliklerde x eşittir y artı 2 idi. O zaman y 6 ise x de kaç olacak? 8 olacak. Yani ben buraya 8 yazacağım. Yani burası ne yaptı? 2 üzeri 3'ün 6. kuvveti 2 üzeri 18 logaritma 2 tabanında. Bu öne geldi zaman bu birbirini götürecek. Cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 18 gelecek diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun cevabı Edirne'ymiş der. Pardon 6. sorumuzun cevabı Edirne'ymiş. Şimdi geldik gedin sorumuza. Denklemin çözüm kümesini bulmak isteyen Mina kaçıncı adımda hata yapmıştır? Şimdi şöyle bir bakalım mı? 8 üzeri ln pi eşittir pi üzeri ln x eksi 1'in karesi eksi ln 2. Şimdi ne yapmış? Pi üzeri şu arkadaşla şu arkadaşı yer değiştirmiş. Herhalde he, pi'leri aynı tabanda yapmak istiyor. Peki. Sağ tarafta bir işlem yapmamış. Tamam birinci de problem yok. İkinci de şimdi ne demiş? ln 8 artı ln 2 Elenik x 1'in karesi. O zaman şunla şu birbirine eşittir. Ve bunu da bu tarafa atmış. Elen 8 ile 2'nin toplamı elenik x 1'in karesi. Tamam bu da doğru. Şimdi şurada bunu elen 16 yazması gerekirken ne yazmış? Gitmiş elen 10 yazmış. Burada bir hata yapmış. O zaman 3. öncülümüzde yani 3. adımımızda hata yapmıştır diyeceğiz. Bu da 7. sorumuzun cevabını C'ye yapıyor. Geldik son 2 sorumuza. Eski üstel ve logaritmik fonksiyonlarla ilgili bir çalışma kağıdı hazırlıyor. Çalışma kağıdını söyleymiş. Xn 3 üzeri a artı mb. Yani şunu şuraya yazıyor. Şu sigma semboldür. Yani toplam semboldür. Bir sonraki konumuzda göreceğiz biz bunu dizler konusunda. Ne yapıyoruz? K'ya 1 veriyoruz. 2 veriyoruz. Nereye kadar? Alt indis burası. Üst indis burası. 1'den n'e kadar olan bütün x'leri topluyoruz. Şimdi buna göre 0'dan 7'ye kadar tek tek yazmış logaritma 3 tabanında x0 artı logaritma 3 tabanında x1 artı bıdı bıdı logaritma 3 tabanında x7. Bunun cevabı neymiş? 308'miş. Şimdi toplandığı zaman ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. O zaman logaritma 3 tabanında x0 çarpı x1 bıdı, bıdı 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 x7 kaçmış arkadaşlar? 308. Şimdi bunun cevabını bulmaya çalışalım. Şimdi ne yapıyoruz biz? <laughs> X sıfır, yani n'e sıfır verdiğinizde bu sıfır oluyor. 3 üzeri a artı b geliyor. Çarpı 1 verdiğinizde 3 üzeri a artı b geliyor. Burada burası sıfırdı bu gidiyor pardon. Sonra bir sonrakinde yani 2 verdiğinizde 3 üzeri a artı 2b geliyor. Bu bu şekilde ilerleyecek anladığım kadarıyla. 3 üzeri a artı 7B'ye kadar gidecek. Bir de 308 olacak. Biz bunu nerede yazıyoruz? Logaritma 3 tabanında. Şimdi burada logaritma 3 tabanında 3 üzeri A, 3 üzeri A artı B, 3 üzeri A artı 2B dediği zaman üstleri toplayacağız. Üstler çarpıldığında üstler toplanır. O zaman burada kaç tane var? 0 tane B'den 7 tane B'ye kadar 8 tane A var. Topluyorum. Bir de 1B, 2B, 3B, 7B'den o zaman 7 çarpı 8 bölü 2 tane B var. Zaten bunların hepsi üstler toplanacak. Tabanlar 3 üzerinde eşit olduğu için... Ne eşit olmuş oldu? Onlar birbirini götürdü. 308 eşit oldu. O zaman buradan 8A artı 28B 308 4'e bölersek 2A artı 7B'nin kaç olduğunu böyle bö 154, 77. Değil mi? O zaman çalışma kendini yönergeleri izleyen bir öğrenci eşitliğin sağdan kaç tane AB sağlık ikisi olur demiş. Mesela B'ye 1 verebiliriz. 1 verdiğin zaman burası 70 yaptı. Tamam. 2 verirsek Şimdi burası tek bir sayı, burası çift bir sayı. Demek ki burası ne olması lazım? Tek bir sayı olsun ki toplamları tek çıksın. Yani ben 2 veremem, 3 versem 21 olur. 5, 7, 9, 11, 11 verdiğiniz zaman 7 kere 11, 77 yapar. A'ya sayı bırakmaz. Şartlarımızdan bir tanesi şuydu galiba. AB pozitif tam sayıydı. O zaman biz ne diyemeyeceğiz? 11 veremeyeceğiz. O zaman verebildiğimiz toplam kaç tane B'ye değer var? 5 tane var diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Denizli gelecek diyebiliriz. Yani 8. sorumuzun cevabı Denizli'ydi. Şimdi 9. sorumuzdayız. A, B, C ve X sayıları birden farklı pozitif gerçek sayılar demiş. Yaraklarının kaç tanesi daima doğrudur demiş. Şimdi taban A içi E. Burada da yer değiştirmiş galiba. Yani aslında bunu yer değiştirdiğiniz zaman değil mi? ile içi yer değiştirdiğiniz zaman çarpmaya göre ters olur ya da bunu yukarı alırsınız. Bu sefer ne olur? Logaritma A tabanında E olur. Birinci öncülümüz ondan dolayı da olurdur. Şimdi mesela burada x'i logaritmanın içine alsak o zaman b üzeri x eşittir. e üzeri ln b üzeri x yapacak. Şuradaki ln'in tabanı e şurada e olduğu için bunlar birbirini götürür. Burada da b üzeri x kalır. İkinci öncülümüze doğru. Şimdi üçüncü öncülümüz bir tanesi 10 tabanında bir tanesi E tabanında. Bunun aynı olması beklenemez. Burada logaritma a üzeri X şimdi X H öne gelsin 1 bölü X diye gelsin. Burası logaritma A tabanında C oldu. Eşittir 1 bölü X çarpı ln A ln C demiş. Şimdi bakın bunu biz ne yapabiliyorduk? Parçalayabiliyorduk. O zaman ben bunu ln c bölü ln a diye parçalayabilirim. Ama gördüğünüz gibi eşitlik sağlanmadı. Bu da gitti. Şimdi son öncülümüzde logaritma a küçüktür, elena demiş daima doğrudur. Şimdi grafik bilgimizi kullanacak olursak ikisi de nedir? Şeklinde grafiklerdir. Yalnız birde eşitleneceklerdir. Mesela gördüğünüz gibi mesela birden sonra değil mi? Ve birden önce değerler verdiğiniz zaman sonuçları ne yapabilir? Farklı gelebilir. Yani o zaman bizim bu her zaman doğru değildir. O zaman iki tane öncülümüz daima doğrudur. Diğer öncülümüz ise her zaman doğru değildir. Ve böylece 9. sorunun da çözümünü yani logaritmanda tüm soruların çözümünü beraber yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki konumuz dizler olacak. Dizlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.